Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevgili çocuklar, İslam tarihinin peygamberler tarihi olan 3. dersimizi yani 3. kitabımızı okuyoruz. Üçüncü dersimiz Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, Hazreti Nuh'un gemisi. Hazreti Adem ile Havva'nın evlatları çoğaldı. Onların evlatları, evlatlarının evlatları derken büyük bir millet oldular. Zamanın geçmesiyle insanlar kendilerini yaratan Rablerini unuttular. Kendi elleriyle taşlardan putlar yaptılar. Onlara ibadet ve secde ettiler. Bu yaptıkları putları kendilerine zarar dokunabilecek yahut fayda verebilecek ilahlar zannettiler. İşte böyle bir anda Allah Celle Celaluhu onlara Hazreti Nuh Aleyhisselam peygamberi peygamber olarak gönderdi. Onları tek bir olan Allah'a kendilerini yaratan, daha önce babaları Adem'i ve anneleri Havva'yı yaratmış olan, yeryüzündeki her şeyi, havayı, suyu, bitkileri, ağaçları yaratan Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Allah onlara düşünebilmeleri için akıl vermişti, görebilmeleri için göz vermişti, konuşabilmeleri için ağız vermişti, koklayabilmeleri için burun vermişti, yürüyebilmeleri için ayak vermişti. İşlerini yapabilmeleri için el vermişti. Onlar için güneşi, ayı ve yıldızları yaratmıştı. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyi onlar için yaratmıştı. Nuh kavmine giderek şöyle dedi: "Ey kavmim, siz şu putları ellerinizle yaptınız. Sizin de bildiğiniz gibi bunların aslı taştır. Fakat siz bunlara gerçekten ilahmış, ilahlarmış gibi secdeye varıp ibadet ediyorsunuz. Ey kavmim, muhakkak ki sizi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Rızkınızı O vermektedir. Çünkü yeryüzünü ekip biçmeyi, hayvanları ehilleştirmeyi ve balık avlamayı size O öğretti. Su olması için gökyüzünden yağmur gönderdi. İşte bütün bunları size veren Allah Celle Celaluhu'a ibadet ediniz. Size faydası da zararı da olmayacak şu putlara ibadeti terk ediniz. Ey kavmim, ben size yalnızca Allah rızası için nasihat ediyorum. Yaptığım bu iş için sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bunun üzerine bazı insanlar, Allah'a yemin olsun ki bu sözler doğrudur. Putlarımız konuşmazlar, hareket etmezler. O halde nasıl ilah olurlar? Sonra taştan koparılmış bir parça ilah olur mu dediler. Diğer bir kısmı da hayır, hayır, bunlar bizim ilahlarımızdır, bunları ebediyen terk edemeyiz dediler. Nuh Aleyhisselam'ın sözünü kabul edenler fakir ve temiz kalpli insanlardı. Onu doğruladılar ve peşinden gittiler. Putlara ibadeti bıraktılar ve Allah'a ibadete başladılar. Fakat zengin ve kibirli insanlar ise, Nuh da kim? Ya peşinden gidenler akılsız ve fakir insanlar, onların bizim yanımızda hiçbir değeri yoktur. Nuh'un sözünü kesinlikle dinlemeyiz dediler. Nuh tekrar bu zengin ve kibirli insanların yanına gitti. Onları Allah'a ibadete ve putlara yaptıkları ibadeti terk etmeye çağırdı. Onlardan bazıları, ey Nuh dedi, sen delirdin mi? Nedir bu söylediğin saçma ve boş sözler? Sen önceleri akıllı bir kişiydin.
Daha dün senden böyle acayip sözler duymadık. Sana ne oldu dediler. Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki, ey kavmim, ben kesinlikle delirmedim. Rabbim kendisine ibadeti terk edip kendi ellerinizle yaptığınız putlara tapındığınız için sizi doğru yola çağırıyorum diye beni gönderdi. Onlardan birisi, peki Allah aramızda niçin seni seçti? Sen fakir bir insansın. Bizim en iyimiz değilsin. İyimiz de değilsin. O halde niçin seni seçip de bize peygamber olarak gönderdi dedi. Fakir bir insan olsam da, insan da olsam temiz kalpli ve Allah'a gönülden bağlıyım. Allah temiz kalpli ve kendisine gönülden bağlı olanları sever. Eğer benim sözüme kulak verirseniz Allah Celle Celaluhu sizi cennete alır. Sizi yaratan ve öldürecek olan da O'dur. Sonra kıyamet gününde tekrar diriltecek de O'dur. Diğer birisi de şöyle dedi. Dinle ey Nuh, seni tasdik etmemizi ve sana uymamızı istersen şu çevrendeki fakirleri kov. Biz bu fakirlerle beraber olmak istemeyiz. Biz zengin ve şerefli insanlarız. Nuh onlara cevap verdi. Bu fakirlerin günahı nedir? Bunlar temiz kalpli ve Allah'a gönülden bağlı insanlardır. Allah temiz kalpli ve kendisinde gönülden bağlı olan insanları sever. Hiçbir günahları olmaksızın bu insanları çevremden korumam günahtır. Bunun üzerine kavmi ona, o halde git bizden uzak dur. Bir daha konuşmayacağım diye bizi rahatsız etme dediler. Fakat Nuh kararlıydı. Her gün nasihat etti, doğru yola çağırdı onları. Bir defasında kavmine, ey kavmim, ben Allah'ın Celle Celaluhu size gazaplanmasında ve size azap göndermesinden korkuyorum. Ben sizden biriyim ve size acıyorum dedi. Bu sefer onlardan bazıları Nuh'a cevap vermedi. Sanki onlar hiçbir şey duymamıştı. Hazreti Nuh onlara dedi ki, bana fakir bir kişi olduğum için hürmet göstermiyorsanız, Allah Celle Celaluhu'na hürmet gösteriniz. Bu malları size O verdi, evlatlarınızı, sahip olduğunuz imkanları ve sıhhatinizi de size O verdi. Onun üzerine Nuh Aleyhisselam'ı görmemek için yüzlerini elbiseleriyle örttüler. Onu duymamak için kulaklarını parmaklarıyla tıkattılar, kapattılar. Nuh Aleyhisselam onların çevrelerinde dolaşıp durdu, sesini yükseltti. Şöyle diyordu, ey kavmim, çok şiddetli bir azabın size geleceğinden korkuyorum. Beni dinleyiniz, Allah'ın azabı, gazabı ve şiddeti azabı gelmesinden bana uyunuz. Azabı daha gelmeden bana uyunuz. Hazreti Nuh bu şekilde sık sık yanlarına gidip konuşunca yüzlerine çektikleri elbiselerini açarak Nuh'a bakıp öfkeli bir şekilde şöyle dediler. Ey Nuh, bize karşı mücadele ediyorsun ve bizi azapla korkutuyorsun. O halde git bizi korkuttuğun azabı getir. Şayet bir daha yanımıza gelirsen seni öldürene kadar taşlarız. Sonra birbirlerine dönerek şöyle dediler. İlahlarınıza ibadeti terk etmeyiniz. İlahlarımız olan Vedi, Süveaı, Yevusu ve Yevusu Yevgu kesinlikle bırakmayınız. Sonra ayrılıp gittiler. Nuh Aleyhisselam'ı orada terk ettiler. Ey Rabbim, gece gündüz kavmimi çağırdım. Nuh Aleyhisselam kederli ve üzüntülü bir şekilde geri döndü. Allah'a Celle Celaluhu yönelerek kavminden şikayette bulunarak şöyle dedi, dua etti. Ey Rabbim, gece gündüz kavmimi çağırdım, bu davetim onlara bana yaklaştırmadığı gibi benden uzaklaştılar. Onları bağışlaman içinse kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiseleriyle yüzlerini örttüler. İnatlarından ısrar ettiler ve hep gururlandılar.
Onları açıkça davet ettim. Sonra onlara ilan ettim, çok ısrar ettim. Ey Rabbim, bana isyan ettiler. Malının ve evladının kendisine kötülükten başka bir şey getirmediği zengin kimselere uydular. Sürekli tuzaklar kurdular. Birbirlerine sakın ola, ilahlarınıza ibadeti bırakmayın diye tembihte bulundular. Kendileri saptığı gibi birbirlerini de sapıttılar. Kendileri sapıttığı gibi birbirlerini de sapıttılar. Azgınlıklarından başka bir şeyleri artmadı. Hazreti Nuh şöyle dedi. Şöyle devam etti. Ey Rabbim, Rabbim yeryüzünü kafirlere yurt yapma. Eğer onları yeryüzünde yaşatırsan sana ibadeti unutur. Yalnızca günahkar ve kafir evlatlar doğururlar. Ey Rabbim, beni bağışla, anamı babamı, ailemdeki sana iman eden kişileri ve sana iman etmiş tüm erkek ve kadınları da bağışla. Zalimleri de helak et. Bunun üzerine Allah ona, onun duasını kabul etti ve ona şöyle dedi. Ey Nuh, üzülme. Sana yaptıklarından dolayı ızdırap çekme. Ben kafirlerin tamamını boğacağım. Sen, ailen ve sana iman edenlerden başka hiç kimse kurtulamayacak. Allah ona büyük bir gemi yapmasını ve gemiyle müjdesini bildirene kadar beklemesini emretti. Fakat Nuh o zamana kadar bir geminin nasıl yapılacağını bilmiyordu. Allah Celle Celaluhu o geminin nasıl yapılacağını öğretti. Hazreti Nuh ormana gitti, ağaçları kesiyor, onları biçip tahta yapıyor ve temizliyor ve birbirine ekliyordu. O gemiyi yaparken kavminden kendisine inanmayanlar yanına gelip gülüyorlar ve şöyle diyorlardı. Ey Nuh, ne oldu sana? Bize söylediğin o garip sözleri bıraktın da gemi yapmaya mı başladın? Yoksa marangozluğun peygamberlikten daha karlı bir iş olduğunu mu gördün? Hazreti Nuh onlara bekleyin öğreneceksiniz dedi. Onlar gülerek ve dalga geçerek deli demedik mi sana? Sen delirmişsin. Geçen gün ben peygamberim diyordun, şimdi de başlamışsın marangozluk yapmaya dediler. Hazreti Nuh gemisinin yapımını tamamlayınca Allah Celle Celaluhu hayvanlardan, kuşlardan, sürüngen hayvanlardan ve böceklerden birer çift alarak gemiye yerleştirmesini emretti. Sonra kendisinin, ailesinin ve kendisine iman edenlerin gemiye binmesini istedi çünkü Allah büyük bir tufan gönderip yeryüzünü suya boğacaktı. Geminin içinde onlardan başka hiç kimse kurtulmayacaktı. Nuh Aleyhisselam her hayvandan bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çift toplamaya başladı. Deve, at, inek, koyun, keçi, arslan, kaplan, kurt, sırtlan, tilki, fil, zürafa, ceylan ve maymun gibi hayvanlardan topladı. Kuşlardan tavuk, horoz, güvercin, ördek, kaz, yabani güvercin, serçe, karga, baykuş, akbaba, doğan ve şahin gibilerden de birer çift aldı. Sürüngenlerden kaplumbağa, yılan, kertenkele ve diğerlerinden birer çift buldu. Böceklerden örümcek, akrep, ağustos böceği ve yeryüzünde yaşayan tüm canlılardan birer çift topladı. Her birine gemide barınacakları bir yer yaptı. Çok miktarda bu hayvanların yiyeceklerini de sağladı. Bol miktarda tatlı su gemiye taşıdı. Yeryüzünde yetişen her çeşit bitkinin tohumunu aldı. Son gün Hazreti Nuh ailesi
ve kendisine inanan insanlar gemiye bindiler. Yalnız Nuh'un karısı gemiye binmedi. Çünkü o Nuh'a iman etmemişti. Allah'ın emri üzerine tüm kapılar ve pencereleri kapattılar. İşte o anda büyük bir fırtına koptu. Rüzgar şiddetli esmeye başlamıştı. Gökyüzü karardı, gök gürledi, şimşek çaktı, çok şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yeryüzünde sular fışkırmaya başlamıştı. Su seviyesi iyice yükselince gemi hareket etti, su evlerin, ağaçların boylarını aşmıştı. Kafirler korkuyla kaçışıyorlardı. Suda boğulmamak için daha doğru koşuyorlardı. Bu esnada Hazreti Nuh gemideki pencerelerden birinden dışarı doğru bakıyordu. Kendisine iman etmeyen oğluna daha doğru kaçarken gördü. Nuh geminin kapısını kapatmadan önce babasına bildirmeden gizlice kaçmıştı. Hazreti Nuh avazı çıktığı kadar bağırdı. Oğlum! Benimle gel gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Daha gidiyorum. Daha beni sudan korur dedi oğlu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kalbi dayanamıyordu. Tekrar şiddetli bir şekilde bağırdı. Bugün Allah'ın acıdıklarından başka hiç kimse kurtulamaz. İşte o anda yüksek bir dalga geldi. Genç delikanlı dalgalar arasında çırpınıyordu. Babasının gözleri önünde boğularak kayboldu. Gemi gece gündüz yüksek dağların arasında yol almaya devam etti. Tufan gittikçe yükseldi. Dağları, tepeleri aştı. Yeryüzünün görünen her tarafını örttü. Gemide bulunanların dışında insanlar, hayvanlar, kuşlar ve canlı ne varsa hepsi öldüler. O anda Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ey yeryüzü suyunu çek. Ey gökyüzü sen de yağmurunu tut. Yağmur dindi. Gök gürlemesi kesildi, şimşekler çakmadı, güneş doğdu, yeryüzünü kaplayan sular çekildi. Gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu, fakat geminin bütün pencereleri ve kapıları kapalıydı. Her taraf karanlıklar içindeydi. Hazreti Nuh Aleyhisselam geminin hareket etmediğini hissetti. Gemi herhalde bir yere oturmuştu. Dünyada ne olup bittiğini öğrenmek için bir pencere açtı. Pencereyi açtığında güneş ışıkları pencereden içeri girmeye başladı. Geminin yolcuları çok uzun zamandan beri hiçbir şey görmüyorlardı. Güneşin ışığını fark edince sevinçle çırpınıp bağırışmaya başladılar. Arslan ve kaplan kükredi, kurt uludu, köpek havladı, kedi miyavladı, deve böğürdü, koyun meledi, at kişnedi, eşek anırdı, horoz öttü, karga gak gak dedi, baykuş öttü, güvercinler ve kuşlar cıvıldaşmaya başladı. Hayvan sesleri ve insanların bağırışmaları birbirine karıştı. Herkes kendi lisanıyla kendilerini kurtaran Allah'a şükrediyordu. Bağırışmaya başladılar. Allah'a şükürler olsun bizi kurtaran Allah'a. Bizi kurtaran Allah'a şükürler olsun. Ey Nuh kapıları aç. Ey Nuh kapıları aç. Fakat Nuh onlara şöyle diyordu. Sabredin, tahammül edin. Yeryüzüne çıkmadan önce ne olup bittiğini öğrenelim. Hazreti Nuh aleyhissalatü vesselam yeryüzünün kuruduğunu anlayınca geminin kapılarını açtı. İlk önce vahşi hayvanları ve yırtıcı kuşları salıverdi. Onların uzaklaştığını görünce diğer ehil hayvanları ve kuşları bıraktı.
Son olarak da kendisi, ailesi ve kendisine iman eden diğer insanlar çıktılar. Hazreti Nuh aleyhisselam ailesi ve çocukları toplandı. Hazreti Nuh boğulan oğlunun yerini boş olduğunu görünce gözleri yaşardı. Kalbi hüzünlendi. Allah'a yalvararak şöyle dua etti. Ey Rabbim, benim oğlum ailemdi. Halbuki sen bana tüm ailemi kurtaracağını vaat etmiştin. Ey Rabbim, evladımı geri ver. Sen her şeye hakim, her şeyin hakimisin. Allah Celle Celaluhu, ey Nuh, o senin ailenden değildi. Çünkü o salih bir insan değildi. Hazreti Nuh yaptığı hatayı anladı. Çünkü oğlu kafirlerdendi. Kendine iman etmemişti. Allah da onun diriltmesini istemesi doğru değildi. Allah'tan onun diriltmesini istemesi doğru değildi. Bu nedenle Allah'a asi olduğunu zanneden korku, zannederek korktu. Kafir olduğu halde onu diriltmesi için Allah'a dua etmişti. Tekrar Rabbine dua ederek kendisini bağışlamasını diledi. Çünkü o kafir olan oğlunun kendi ailesinden sayılmayacağını bilmiyordu. Allah onun duasını duydu ve kabul etti. Ona şöyle buyurdu. Sen ve senden gelenler yeryüzünde yaşayın. Orayı ekip biçin, imar edin. Hazreti Nuh ve arkadaşları hayata başladılar. Yeryüzünü ekip biçtiler, evler yaptılar. Tufan yok olan yeryüzü, tufanla yok olan yeryüzü tekrar eski güzelliğine kavuştu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.